Ne yazıyor oğlum? Kenan. 7 yıllık hayat arkadaşım. Can yoldaşım. Kızımın biricik babası. Sana bu satırları yazarken içimin nasıl paramparça olduğunu kelimelerle tarif etmem imkansız. Ama haksız iftiralarla suçlanmak bundan çok daha korkunç. Sen de biliyorsun ki insan istenmediğini bildiği bir yerde yaşayamaz. Hapishaneden çıkıp eve döndüğüm gün yüzüme gülücükler dağıtmayacağınızı biliyordum. Ama böyle bir nefretle karşılaşacağımı da doğrusu tahmin etmezdim. Haksız yere suçlanmayı, asılsız iftiralarla yaftalanmayı daha fazla kaldıramayacağımı anladım. Bana güvenilmediğini hissettiğim bir yerde daha fazla kalamazdım Kenan. Çok düşündüm. Burada yaşamaya devam etmek için kendi içimde çok savaş verdim. İnan ki bu kararı vermek benim için de hiç kolay olmadı. Ama gitmekten başka hiçbir çıkış yolu bulamadım. Kızımı bu güvensiz ve sevgisiz ortamda bırakamazdım. Annesinin hor görüldüğü, aşağılandığı bir yerde büyümesine müsaade edemezdim. Size Tuğçe'siz ve bensiz sonsuza kadar mutlu bir hayat diliyorum. Hoş geldin Yuvan'a. Hoş bulduk baba. Sen de hoş geldin Bıcır. Hoş bulduk. Yıllar sonra yine bu evdesin. Babanın yanında. Ama sakın kök salmayı düşünme. Çok yakında kocanın yanına geri döneceksin. Hadi eşyalarınızı yukarıya bırakın da aşağı inin. Size şahane bir kahvaltı hazırlattım. Harika. Gel Tuğçe'cim. Duydun mu anne? Duydun mu neler yazmış? İnanamıyorum. Bunu yaptığına inanamıyorum. Kesin babasının yanına gitti. Tuğçe'yi de yanında sürükledi Allah'ın belası. Peki ne yapacağız Kenan? Ne yapacağızı var mı anne? Gidip kızımı alacağım ellerinden. Bir dur Kenan. Önce bir sakinleş. Sonra birlikte gider alırız. Tamam anne, tamam. Tamam, aşağıda konuşalım o zaman. Bu odada bir saniye bile durmaya tahammülüm yok benim. Tamam. Gel bakalım. Gel otur şöyle. Bir şey mi var? Evet. Duydum ki sen çok seviyormuşsun. Senin için hazırlattım. Hadi soğumadan ye. Anne, bugün okula gidecek miyim? Hayır, bugün okula gitmeyeceksin. Yaşasın. Bir de her gün okula gideceksin diyorlardı. Sağ ol anne ya. Dede, kahvaltıdan sonra avcılık oyununda oynar mıyız? Oynarız tabii. Peki dede, birlikte avlarda çıkar mıyız? Sen biraz büyü, tava da çıkarız. Yaşasın, aslan dedem benim. Anne, biliyor musun? Dedem bana scooter aldı. Öyle mi? Siz nereye bu kadar samimi oldunuz? Yokluğunda torunumla aramızdaki mesafeyi kapattık. Beni sık sık ziyarete geldi. O kadının göz göre göre Tuğçe'yi almasına göz yummayacağız değil mi abi? Tabii ki hayır Selim. Ben kızımın o adamın evinde kalmasına asla müsaade etmem. Abi, ben o kadını bu evde istemiyorum. Ama Tuğçe... Onun yeri bizim yanımız. Sen hiç merak etme. O kadının bu evde kalmasını hiçbirimiz istemiyoruz zaten. Anne, ben çıkıyorum. Kızımı almaya gideceğim. Dur Kenan, bekle ben de geliyorum. Tamam. Kiraz, çantamı getir. Dede, hadi gel. Birlikte arka bahçede oyun oynayalım. Tamam, sen git, ben geliyorum birazdan. Baba, bırak şimdi oyunu. Bu söylediklerin hemen nasıl olacak?
Ben bir daha o çiftlikte nasıl rahat rahat yaşayacağım? Endişelenme sen. Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da öyle olacak. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü işlerimi şansa bırakmıyorum. Hamlelerimi önceden yapıyorum. Ya bu sefer dediğin gibi olmazsa? İşler senin söylediğin gibi gitmezse? Resi çekip buraya geldim ama ya burada kalırsam? Afiyet olsun güzel kızım. İyi bakalım, öyle diyorsan. Hadi Kiraz, nerede kaldın? Buyurun anne. Hadi anne çabuk. Hadi. Yanında yolda arkadaşlar. Hadi gelin. Ne oluyor oğlum? Hasan efendi bir sorun mu var? Beyim size diyecekleri var. Kerem Bey, Kerem Bey bir maruzatımız var. Tamam, önce sakin olun. Kenan Bey, sizi beyimiz bildik. Kapınıza geldik. Buralar bizim evimiz, yurdumuz. Ekmeğimizi, aşımızı buralardan çıkarttık. Ama şimdi bizimle uğraşanlar var. Biliyorum. Hasan efendi dün bahsetti. Bizi topraklarımızdan söküp atmak istiyorlar. Ama dedemin dikmiş olduğu onlarca ağaç gibi kök salmışız buralarda. Biz başka yerde yaşamak istemiyoruz beyim. Bizim yaşadığımız köyü bilirsiniz. Buraların en verimli topraklarıdır. Ama bazıları zorla elimizden almak istiyorlar. Ne yaparız? Ne ederiz? Daha şimdiden onlara kanıp topraklarını heba edenler bile var. Necdet Bey, işler yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Bana böyle yuvarlak konuşma. Neler olup bitiyor doğru düzgün anlat şunu. Köylüler topraklarını satmaya başladı ama aralarında direnenler var. Hedefimizi yaraladık mı peki? Neredeyse Necdet Bey. Güzel. Şu engel olanlar kimlermiş bakalım? Mehmet Ağa. Hüsrev Usta. Ne konuşuyor acaba? Yine ne işler peşindesin baba? Belki güzel. Onlar para için her şeyi yaparlar. Peki sizi tehdit mi ediyorlar? Şimdi Kenan Bey, önce parayla gözlerini boyamaya çalışıyorlarmış. Eğer kabul etmek istemeyen olursa da onlara zarar vereceklerini ima ediyorlarmış. Yani köylülerin işi çok zor anlayacaksınız. Kenan Bey, topraklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Çoluğumuz, çocuğumuz çok zor durumda. Ne olur yardım edin Allah rızası için. Tamam, sakin ol. Kimseyi yerinden, yurdundan etmek öyle kolay değil. Ben bu konuyu araştıracağım. Mağdur olmamanız için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Allah sizden razı olsun beyim. Estağfurullah, estağfurullah. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Nasıl gider ya? Nasıl? Vallahi ben de inanamıyorum. Resmen kızı alıp kaçırmış. Olacak şey değil. Bela işte, bela. Ya tamam, sen nereye gidiyorsan git. Hatta dünyanın öbür ucuna gitsin. Ama Tuğçe'yi peşinden sürüklemek ne demek ya? Ya aslında tahmin etmeliydik Selim. Bu kadından her şey beklenir. Haklısın. Onun burada kalmasına asla izin vermeyecektik. Asla. Of, bizimkiler ne yaptı ya? Keşke ben de gitseydim onlarla. Selim tamam, panik yapma. Hem Kenan abi ne yapılması gerektiğini bilir. Balina, bütün balıkları yiyince oyun bitiyor. Çok eğlenceli değil mi? Evet, çok. Arzu, hemen Tuğçe'yi al odana çık. Ne oldu baba?
Gelsinler. Umurumda bile değil. Kimseden korkum yok benim. Arzu, sana ne diyorsam hemen onu yap. Tamam. Tuğçe, hadi gel. Ama oyun oynuyorum. Gel, yukarıda oynarsın. Kızım nerede? Git hemen çağır kızımı. Kızımı almaya geldim. Geçin oturun, bir soluklanın. Ne ikram edeyim size? Kızımı getir bana! Öfkeyle kalkan zararla oturur. Önce bir sakin ol. Bana bak bana. Sen çizgi yaşıyorsun artık ha. Ne demek istiyorsun anlamadım. Hayatımıza burnunu soktuğun yetmezmiş gibi zorla köylülerin elinden topraklarını almışsın. Satmak istemeyenleri de tehdit ediyormuşsun ha. Her taşın altından sen çıkıyorsun Necdet. Sabrım taşıyor artık. Sen var ya sen. Oğlum. Oğlum sakin ol. Arzu'yu çabuk çağır buraya. Kızımı getirsin bana. Tamam, önce bir sakin ol. Arzu burada yukarıda. Çağırırım, konuşursunuz, dert değil. Ama önce otur, biz bir konuşalım. Ben senden hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Sadece kızımı istiyorum senden. Tuğçe, bir saniye. Aa, babamın sesi bu. Anne, hadi gel babamın yanına gidelim. Hadi, hadi. Tuğçe, bir dur artık. Baba, lütfen sen haklı ol. Lütfen beni almaya gelmiş olsunlar. Yoksa işler iyice karışacak. Bana bak. O köylülerin birine zarar gelirse burayı senin başına yıkarım. Vay, vay, vay. Köylülerin dert ortağı, can yoldaşı Kenan Emiroğlu'na bak sen. Madem köylü kardeşlerini bu kadar çok düşünüyorsun, kolayı var. Onlara yardım etmek senin elinde. Eğer dediklerimi yaparsan sevgili damadım, köylüler mağdur olmaz, kimsenin de canı yanmaz. Ne demek istiyorsun sen? Peki, daha açık anlatayım o halde. Sen ne istiyorsun? Köylüler topraklarında kalsın istiyorsun. Öyle değil mi? Tabii, topraklarını ellerinden almazsam kalabilirler. Peki ben böyle bir şey yapar mıyım? Evet, yapabilirim. Neden olmasın? Ama tek bir şey için yaparım. Tek bir şey. Eğer köylülerin topraklarında kalmasını istiyorsan, kızım bugünden itibaren ait olduğu yerde, Emiroğlu çiftliğinde hak ettiği saygıyı görerek yaşayacak. Tabii, sevgili eşi ve çocuğuyla birlikte. Ne konuşuyorlar bu kadar acaba? Niye bu kadar uzun sürdü? Anne, ben çok sıkıldım. Hadi babamın yanına gidelim. Tamam kızım, gideceğiz. Kimleri görüyorum? Ben seni babamın sağ kolu oldu zannediyordum ama seni bayağı evlatlık edinmiş. Ben yokken burada düzen bayağı değişmiş. Ama bence kendine çok güvenme. Öyle hızlı hızlı çıktığın merdivenlerden yuvarlana yuvarlana düşersin maazallah. Çünkü onun bir tane çocuğu var. Evlatlığa fazla heveslenme bence. Ne oldu? Niye geldin? Bavullarınızı Kenan Bey'in arabasına koymam söylendi.
Kenan'ın arabasına mı? Şimdi mi? Evet. Baba haklıymışsın. O köylü kardeşlerinin rahat yüzü görmesini istiyorsan tek şartın bu. Evet. Kabul ediyor musun? Tamam. Oğlum. Kabul ediyorum. Anlaşabildiğimize sevindim. Evet kızım. Ama daha yeni gelmiştik. Dedemle oyunlar oynayacaktım ben. Hemen gitmek zorunda mıyız? Hemen gideceğiz kızım. Hadi hemen eşyalarınızı toplayın. Kızımla torunumun eşyaları çoktan arabaya yüklendi bile. Seni bekletmeyeyim dedim damat. Tuğçe, anne hadi. Dedeciğim görüşürüz. Görüşürüz canım. Abi niye açmıyorsun şu telefonu ya? İnşallah dediğin gibi Tuğçe'yi alıp gelirsin de şu sorun çözülür. Ne oldu senin Kenan abiyle konuşabildiniz mi? Yok açmadı. Meşgul herhalde. Bir sorun olmasa bari. Umarım olmaz. Abim ne yapacağını bilir. Sen bugün ne yapacağımızı hatırlıyorsun değil mi? Yok, hatırlamıyorum. Ne yapacaktık ki? Doktorun verdiği programa göre egzersiz hareketlerini yapacaktık. Hatırladın mı? Evet. Ne o? Heyecanlı değil gibisin. Ya Selim, yaşanan onca şeyden sonra ne heyecanı? Ya ben egzersizim olduğunu unutmuşum. Unutma canım. Unutamayız. Herkes önce doktoru sürprizlerle şaşırtacağız. Of ulan of. Nasıl bulacağım ben bu kadar parayı ya? Sen niye alıştın buraya bakıyorum ya? Ne işin var? Yanlış anlama Veysel. Konuşmaya geldim. Biraz vaktin var mı? Konuştuk ya. Daha ne konuşacağız? Dün senin telefon konuşmanı dinledim. Anladığım kadarıyla biraz sıkıntım var. Sana ne bundan? Sana yardım etmek istiyorum Veysel. Yardım mı? Nasıl yani? Pardon, bakar mısınız? Buyurun, ne istemiştiniz? Buyurun.
Buyurun memur bey. Dinliyorum. Hırsızı itiraf mı etti? Tabii tabii anlıyorum. Tamam, ben uğrarım daha sonra imzalamak için. Teşekkürler, iyi günler. Ne oldu abla? Hırsız her şeyi itiraf etmiş. Her şey senin sayende oldu Feride. Sağ ol canım. Ne demek abla? Abla, bu arada yanlış anlama ama bugün çok dalgınsın. Neyin var? Yok, yok bir şey canım. Böyleyken böyle işte. Tülay'ı kurtaracağım derken bir sürü borca battık. Bu ne şimdi? Bu seferki taksi de benden olsun diyelim. Yok ya. Kabul edemem ben böyle bir şey. Yani bu... ters bize ya. Olmaz öyle şey. Veysel. Bunu bir özür olarak kabul et. Yok ya. Alamam ben böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey. Alamam ya. Merak etme. Hiç kimsenin haberi olmayacak. İkimizin arasında. Alo Melek. Demek öyle. Hırsız itiraf etmiş. Bu güzel haber. Canım şimdi benim bir görüşmem var. Daha sonra seni arayayım mı? Tamam. Görüşürüz. Melih Bey. Şey için gelmiş ya. Dükkana giren hırsız suçunu itiraf etmiş. Onu söylemeye gelmiş. Çok sevindim. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Sizin de işleriniz vardır. Müsaade senin. Görüyorsun, kötülük kimsenin yanına kalmaz. Er ya da geç ortaya çıkar. Öyle öyle. Vallahi nasıl rahatladım anlatamam ama. Bu ne çalışkanlık Allah'ım. Ay siz miydiniz? Nasıl bir çalışma aşkıysa artık bizi bile görmedi. Of, ne yapayım ya? Ebru Hoca'nın verdiği notları anlamaya çalışıyorum. Oo, bütçe Ebru Hoca'nın dersi ise normal tabii. Asıl siz ne yaptınız? Nasıl geçti fizik tedavi? Süper geçti. Evet Gülnur, doktor da öyle dedi. Hem de bugün değişik birkaç yöntem denedik. Daha zor tekniklermiş. Ama Zeynep her şeyin üstesinden gelmeyi başardı. Canım arkadaşım benim ya. Benim azimli arkadaşım. Ne bakıyorsun öyle? Valizi yukarı çıkarsana. Tabii. Kiraz, sonra da bize. Sonra da bana köpükle bir kahve yap.
Ama acele et. Geç kalmasın. Tamam, şu valizi çıkarayım da sonra yaparım. Senin anlayışın mı kıt? Ben başka bir şey mi söyledim? Ve subhanallah. Tamam Kiraz, sen bırak işine bak. Ben konuşacağım onunla. İnanmıyorum, gerçekten mi? Evet. Adam bildiğin yanlış sınava girmiş ve anlamamış, öyle mi? Aynen. Hem de bu sefer gerçekten çok çalışmıştım Gülnur diyor. Belli belli. O kadar çok çalışmış ki yanlış sınava girdiğini bile anlamamış. Bakın size ne getirdim. Teşekkür ederiz. Zeynep, bu senin için. Az sütlü, doğru hatırlıyorum değil mi? Evet, teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun siz de. Bora'dan mı bahsediyordunuz yoksa? Evet, Gülnur anlattı şimdi. Ay, çok komik değil mi? Ben de ilk duyduğumda inanamadım. Efsane. Bu arada Selim, dün yengenin hapisten çıkmasına çok şaşırdım. Dün bayağı gerginlik yaşandı. Evet. Masum olduğunu söylüyor ama bu şüpheyle yaşamak hepiniz için çok zor olsa gerek. Özellikle de Zeynep için tabii. Öyle. En çok da Tuğçe'ye üzüldüm. Ay canım benim ya. Annesini görünce nasıl sarıldı öyle birdenbire? Ama demek ki masum olduğu kanıtlandı. Yoksa nasıl dışarı çıkabilirdi ki? Bilmiyorum Pelin. Her şey o kadar çok karışık ki. Neyse. Siz şimdi hiç canınızı sıkmayın. Şu an en önemli şey Zeynep'in sağlığına kavuşuyor olması. Bu arada ben Ecem'den ders notlarını alacağım. Onları alıp gelirim tekrar. Tamam. Görüşürüz. Nihayet. Kahveyi nasıl içtiğimi unutmamışsınlar herhalde. Kime diyorum? Canım, sen miydin? Seni çok özledim Kenan. Senin de bensiz yapamayacağını, beni özleyeceğini, beni eve geri getireceğini biliyordum. Sen ne yaptığını sanıyorsun Arzu? Yeniden bu evde yaşıyorsun diye sakın yanlış bir fikre kapılma. Bu eve benim karım olarak değil, Tuğçe'nin annesi olarak geldim. Ne demek istiyorsun sen? Senin tek görevin, bugüne kadar yapmadığın şeyi yapıp Tuğçe'ye annelik etmek. Bunun haricinde bizi birbirimize bağlayan hiçbir bağ yok. Bunu sakın unutma. Bundan önce kalplerimiz ayrıydı, artık odalarımız da ayrı olacak. Nasıl yani, sen artık burada kalmayacak mısın? Tabii ki hayır. Bundan böyle bu evde iki yabancıyız artık. Ha, bu arada bu evde çalışan hiç kimse bizim kölemiz değil. Onlarla nasıl konuştuğuna dikkat edeceksin. Etmezsen karşında beni bulursun. Tuğçe'nin üzerinde senden çok onların emeği var. Beni çağırmışsınız Ecdet Bey. Beni iyi dinle avukat. Bir süre toprak satın alma işlemlerine ara veriyoruz. Biraz ortalığın sakinleşmesini bekleyeceğiz. Ama efendim, onca çalışma yaptık. Siz demiştiniz ki... Dediğimi duymadın mı avukat? Bir süre ara veriyoruz dedim. Anlıyorum efendim. Nasıl isterseniz.
bütün planım tıkır tıkır işliyor. Ya Kenan Emiroğlu, benimle baş edebileceğini mi düşündün? O kadınla aynı çatı altında yaşayacak olmayı sindiremiyorum. Ben de anne, ben de. Elimizi kolumuzu bağladılar o adi oyunlarıyla. Oyunlar biter mi ki oğlum? Arzu kolay kolay çıkar mı hayatımızdan? Buraya karım olarak gelmedi. Ben o odada kalmayacağım. Ne olacak peki? Onun ne yüzünü görmeye ne de sesini duymaya tahammülüm yok. Yukarıda misafir odasında kalırım. Ah oğlum ah. Kendi evinde misafir de mi olacaktın? Evimde misafir olmak arzuyla muhatap olmaktan iyidir. Arzu Hanım, buyurun kahveniz. Oraya koy ve defol. Afiyet olsun hanımım. Demeden. Sen nereye gittiğini zannediyorsun? Ben hala bu evin hanımıyım. Unuttun herhalde. Unuttuysam hatırlatmasını bilirim. Afiyet olsun. Bana bak. Herkes haddini bilecek. Eğer bir daha Kenan'a beni şikayet ettiğini duyarsam seni mahvederim. Arzu Hanım, ben kimseye şikayet etmedim ki. Ben... Kes sesini. Bakıyorum da yokluğumda ayak takımını tepemize çıkartmışlar. Şimdi defol git buradan ve ben seni çağırana kadar sakın ortalarda gözükme. Artık ipleri eline almanın zamanı geldi Arzu. Kenan, köylülerin hakkını korumak için her şeye tamam dedin ama yanlış mı ettin, doğru mu bilemedim. Anne, masum insanları o cani adamın eline bırakamazdım. Haklısın. Kızım için de bunu yapmak zorundaydım. Artık onun daha fazla üzülmesini istemiyorum. Ne diyeyim oğlum? O Necdet denen adam yine elimizi kolumuzu bağladı işte. Asıl Selim'i düşünüyorum ben. Ne diyeceğiz, nasıl açıklayacağız? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Eve geldiğinde Arzu'yu görünce şok olacak. Çok kızacak, en çok da bize. Ne yapacağız? Bu Necdet'in oyunları yüzünden evladım bana gönül koyacak. Pelin'in bu değişimi sizce de çok çabuk olmadı mı? Yani, evet. Pelin çok değişti. Eve gelip bizimle de konuştu. Biliyorum, Zeynep anlattı ama bu tavırlarında ne kadar samimi ki? Endişeni anlıyorum. Yani Pelin'in bizim canımızı çok sıktı, bizi çok üzdüğü zamanlar oldu. Ama konuşmalarında samimi geldi bana. Yani hatasını anlamış, düzeltmek istiyor gibiydi. Biz de Selim'le bir şans verelim dedik. Ben de Zeynep gibi düşünüyorum Gülnur. İnsanlar hata yapabilir ve değişmek isteyebilirler. Hem biz neler atlattık Zeynep'le. Aksi halde Pelin istese de bize zarar veremez. Peki siz öyle diyorsanız. Canım arkadaşım benim, endişelenme sen. E hadi kalkalım o zaman. Tamam. Ben de bir kütüphaneye uğrayıp çıkacağım. Aa, kalkıyor musunuz? Ben de bir şeyler yaparız demiştim. Önce yemek yeriz, sonra sinemaya falan giderdik ha? Ya, bizim için de değişiklik olurdu aslında ama başka zaman.
Başka zaman artık. Peki. Ne yapalım? Görüşürüz. Burası ne kadar güzelmiş. Hala, sen ne arıyorsun burada? Ne biçim soru bu kızım? Yemek yeri değil mi burası? Karnımı doyurmaya geldim. Hala. Hadi bakalım halana şurayı, şu masayı bir donat bakalım. Hala ne yapıyorsun? Ben burada çalışıyorum. Unuttun galiba. Yok, unutmadım. Daha bulamadım herhalde. Ne var? Hadi getir bakalım. Hala, bak. Patron yok. Ben de burada yeniyim zaten. Hadi şimdi laf söz olmasın. Ne olur kalk. Bugünleri de mi görecektim ha? Sana yaptıklarımın mükafatını böyle mi görecektim ben ha? Ben sana evimi açtım, evimi. Hem bedavada yiyecek değiliz herhalde. Maaşından düşerler elbet. Hala olmaz. Hadi ne varsa getir. Tansiyonum neredeyse düşecek. Hadi 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 hadi. Hala olmaz bak. Ben burada iyi değilim diyorum. Sen hala vıdı 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 vıdı. İyi, o zaman ben de göster mutfağın yerini. Ben de gideyim kendim alayım hala, getireyim. Tamam, tamam. Otur. Ben getiriyorum şimdi. Ne getireceksen yanına biraz yeşilliklerden de bir şey getir. Bağırsaklarıma iyi geliyor. Kurudum vallahi. Of hala of. Babaanne, ben çok sıkıldım. Hadi git mutfağa bak bakalım. Belki sevdiğin kurabiyelerden vardır. İstemiyorum. Halam nerede peki? O medreseye gitti bugün. Of, of. Aa, babaanne, bilgisayarda oyun oynayalım mı beraber? Kızım, ben ne anlarım o makineden? O zaman kelebe oynayalım. Anlatmıştım ya, küçükken oynuyormuşsun. Tuğçe, hiç halim yok kızım. Hadi odana git. Dersin varsa onları yap. Hem bak bugün okula da gitmedin. Arkadaşlarından geri kalma. Hadi kızım. Ya babaanne, ben oyun oynayalım diyorum. Sen ders çalış diyorsun. Uf, Elif ne zaman gelecek? Okuldan çıkınca halan alıp getirecek. Ne? Halan mı alacak? Uf, onlar kesin gezerlerdi. Ya keşke ben de okula gitseydim. Ne gezmesi kızım? Nereden çıkarıyorsun? Okuldan çıkınca halan alıp getirecek işte. Ben odamdayım. Ararsanız oradayım. O da ararsanız tabii. Selim var ya, ne diyeceğim ben şimdi? Alo, Selim. Anne, ne yaptınız merak ettim. Abime de ulaşamadım. Tuğçe'yi eve getirdiniz değil mi? Getirdik oğlum, getirdik. Demek Tuğçe evde. Çok güzel bir haber bu. O kadın bir zorluk çıkarmadı değil mi anne? Yok, çıkarmadı. Peki, sesin bir tuhaf geliyor sanki. Bir sorun falan yok değil mi? İyi, iyi. Bir sorun olmasın da. Tamam anneciğim, akşam görüşürüz. Tuğçe evdeymiş. Söyleyemedim işte. Akşam Arzu'yu görünce çıldıracak. Of Allah'ım, sen büyüksün. Sorun çıkmamış yani. Hayır. Annem iyi olduklarını, Tuğçe'nin evde olduğunu söyledi. Oh be. Hayatımızda bazı şeyler düzelmeye başladı artık.
Senin tedavin iyi gidiyor. Tuğçe artık eve döndü. O kadın hayatımızdan, evimizden defolup gitti. Tuğçe'nin dönmesine çok sevindim. Ama annesinden ayrı kaldığı için üzülüyordur da şimdi. Zeynep, o kadın düşündüğün gibi birisi değil. Emin ol, Tuğçe'den uzak durması yanında olmasından daha iyi. Zaten o kadının bizimle aynı evde yaşaması ne demek ya? Bu ne yüzsüzlük? Hem bir insan istenmediği bir evde niye yaşamayı kabul eder ki? Yani bunca şeyden sonra evde kalacağım diye diretmesine ben de inanamıyorum doğrusu. Akıl alacak gibi değil. Bir yandan da o kadının bakışları, konuşmaları çok korkutuyordu beni. Yani evden ayrıldığı için rahatladım aslında. Zaten kalmaya devam etseydi bizim için de çok zor olurdu. O evde yaşayamazdık Zeynep. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Çare hüzün tükenip bitiyor, dilimde son.